Minimalizm nedir? Temel manada insana değer katmayan her şeyden uzaklaşmaktır, sadeliği yakalamaktır diyebiliriz. Bu aralar bu akım çok moda. Bu sebeple değinmem gerektiğini düşündüm. Aslında bu felsefe zaten yüzyıllarca bizim coğrafyamızda var olsa da son zamanlarda batıda revaç bulunca oradan bize geldiğinde aa ne güzelmiş olduk. Halbuki bizde vardı bunun aynısından ya. Hani biraz mevzu şeye benzemiş yani, çocuğun misafirlikte meyve tabağındaki muza saldırır da annesi bir anda aman canım evde yani kasalarla var yemezler yani, misafirliğe gelince böyle oldu, normalde böyle değil derler ya. Hani biraz mevzu ona benziyor. Minimalizm zaten aynısının laciverti olarak bizde vardı ya. Adını afilli koyunca mı nedir, bizim 3. nesil kahve dükkanı tayfa yani muza saldıran çocuk gibi saldırdı mevzuyu bir anda ya. Yani bizim sahiplenmemiz için illa batıdan gelmesi lazım yani. Bir dakika, aslında bizim coğrafyamızda olmasına rağmen derken, evet bizim böyle bir düşünce sistemimiz hem dini hem de kültürel açıdan zaten vardı. E ne ara buradan oraya gitti de oradan buraya geri geldi? Anladım. Demek ki daha önce birçok şeye sahip çıkmadığımız gibi buna da sahip çıkmamışsak, e tabi normal. Şaşırmamak lazım böyle şeylere. Bu sonradan sahiplenme mevzusu biraz şeye benzemiş ya. Hani her şey de Türkiye'de dikilip İtalya'ya sadece logo basılıp sana fahiş fiyatla geri satılmaya çalışılan tişört hesabı vardır ya. Hah işte bu onun hesabına benzemiş ya. İlla bir batıya gidip gelecek abi. Batıya gitmeden sahip çıkmıyoruz. Aynı tişört ya, aynı tişört. Göstersen beğenmez. Ben logolusundan istiyorum der. İlla de batı, illa de batı. Toplumumuzda haddinden fazla bir tüketme isteği var. Hatta öyle bir düzeye çıkmış durumda ki artık çok göze batıyor. Bir şey yeter ki popüler olsun. Hemen aldırtmak hissettir sana. Ekmek su gibi zaruri görürsün. Onsuz yaşayamazsın gibi düşündürtürür. Öyle mutlu ve yakışıklı bir adamı reklamında oynatır ki. Dersin yani benim böyle mutlu ve yakışıklı olabilmem için ben de o saatten ve gözlükten almam lazım. Sonra sen de gidersin o saatten ve gözlükten alırsın, takarsın. Geçersin aynanın karşısına. Bir bakmışsın, olmuşsun Ciguli. Yalnız bu görüntü temsili bence gayet yakışmış bu arkadaşa. E durduk yere kendimizi ezdirtmeyelim değil mi? Trend olsun bir şey yeter ki. Trende girse gergedan bile alırsın abi. Çok ihtiyacın olduğunu düşünüp sepete eklersin. Şunu da listeye al. Bunu da alalım. Al. 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 Da. Sonra sonrası ters. Modern insan böyle karınca gibi yaya evlere eşya oldu. Koca evlere sığamaz oldu. Ruhlar bunaldı. Maddeden ibaret değiliz ama maddeye boğuyoruz kendimizi. Sonra da bunalımların önünü antidepresanlarla almaya çalışıyoruz. Bu israf yığınlarından kaçmak istedi dolayısıyla ruhlar. Ve çareyi minimalizme yönelmekte buldular. Ama bir süre sonra o da gösteri yarışına dönmedi değil ama ha neyse. Ben daha minimalistim. Hayır efendim, herkesten önce ben daha minimaldim. Gerek yok bunlara. Gösteriş. Sosyal medyada teşhir etme dürtüsü. Instagram'da vitrin gibi cazibedar sunumlar. Gören herkese keşke benim olsa dedirtme çabası, nispet yapma. Bunlar tabii ki dijital çağın getirdikleri. Burada da dünya küresel bir köydür teorisinin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. E tabii bir de götürdükleri var. Özellikle bizi insan yapan özelliklerimizi. Mesela Martin Luther King'in söylediği güzel bir söz var. Uçaklar yaptık, denizin altına giriyoruz, uzaya gidebiliyoruz ama bir şeyi kaybettik, kardeşliği. Bu kaybettiğimiz bir değer. Kaybettiğimiz değerler dışında kazandığımız hastalıklar da var. Az önce bahsettiğim mal biriktirme bu hastalıklara bir örnek. Daha önce olmayan bir hastalık bu. İstifçilik. Düşünsene Sefa, eskiden böyle bir hastalık yokmuş ya. Ya bu aslında minimalizm fikrinin eskiden bu topraklarda olduğunun göstergesi bence şu lafla desteklenebilir yani. Hani bir laf vardır. Kefenin cebi yok ne yapacaksın? Mezara mı götüreceksin derler ya. Hakikaten bu laf gerçekten aslında bu felsefenin, bu düşüncenin bu topraklarda gerçekten hem kültürel hem de dini açıdan bulunduğunu gösteren bir şey yani. Abicim yani birisi hani böyle bir uğraşa girse, hani mal biriktirme uğraşına girse adamı şunu derlerdi. Ya dayı mezar 2 metre ya. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar mal oraya girmez. Ya ey yedek. İlk başta birçok mala sahip olmak istiyor insan ama daha sonra sahip olduğu mallar o kişiye sahip olmaya başlıyor. Daha bunun gibi birçok problem çıktı. Mesela en son çıkan modeli satın almak diye bir şey var. Biliyor muydunuz? Bilmiyor musunuz? Hemen öğrenelim o zaman. Abi 14 Pro çıkmış ya. Oğlum şuna bak, çok güzel gözüküyor. Uf.
Ulan mutlaka almam lazım ya. Çok iyi gözüküyor. E abi ne olmuş çıkmışsa? Kardeşim manyak mısın sen? Baksana %100 almam lazım ya. Çok güzel yani. Elinde iPhone 13 var. Ne yapacaksın 14 Pro'yu? Ya yok oğlum ya. Baksana 13. 13 kötü oğlum. 14 Pro'ya baksana abi. Çentik yok filan. Çok güzel ya abi. Harbi efsane. Bir de animasyonları filan çok iyi olmuş. Hem sen ne anlarsın kardeşim? Abi Allah ıslah etsin ya. Ne diyeyim? Amin amin kardeşim. Alabileceğim şekilde ıslah etsin. Amin. Yani etrafımızda mutlaka bu tarz bir insan vardır. Mutlaka. Yani son çıkan alacağım, almalıyım. E bir de istifçiliğe benzer bir durum olan şunu da alayım sonra kullanırım canımcılar. Bak isim biraz uzun tekrar alayım. Şunu da alayım sonra kullanırım canımcılar. Genellikle bu insanlar abi bu indirim haftaları oluyor ya. Heh, o zamanlarda daha çok ortalıkta görünürler. Bak onlar da gelsin. Lan birçok şeyi de indirdin ha maşallah. Aa, bahçe sulama hortumu tazikleştiricisi. Bakayım neymiş lan bu? Oo %40'ta indirimdeymiş ha. Vallahi ben bunu alırım baba. Sepete gidelim abi. Lan gerçi benim hortumum yok ama. Yani alayım kenarda dursun abi ne olacak yani. Bir gün kullanırım ya. Gerçi benim bahçem de yok. Ama belki bir gün olabilir yani. En nihayetinde biz alalım ya. Kullanırız sonra. Sonra kullanırız ya değil mi? Ödemeyi tamamla abi. Ya şimdi araya girmek istemem ama. Ya bak şimdi bir şey indirimdedir. Alırsın eyvallah. Hani ihtiyacım vardır tamam. Eyvallah da. Abi hiç kullanmayacağın bir şeyi indirimdeyken satın almak. Hiç kullanmayacağın ama yani gerçekten ya. Elini sürmeyeceğin bir şey ya. Neyse tamam. Devam edelim. Buyurun gelsin. Oha. Paslanmaz bıçak seti %70 indirimdeymiş. Ne olmuş indirimdeyse? Oğlum %70 indirimdeymiş de ne demek ne olmuş ya? Şuna bak. Abi ben seni bildiğim bileli dışarıdan yemek söylersin. Ne yapacaksın bıçak setini? Kardeşim alayım kenarda dursun ne olacak ya? Hem sen bir şey kesemezsin elini kesersin. Sonra kullanırız ya. Abi sen mutfağa sadece abur cubur yemek için girmiyor musun? Ya oğlum alayım kenarda dursun ya ne olacak? Abi bölmeyeyim bölmeyeyim diyorum ama insan bazen hani birisinde bir şey görür. Hani ister ki o da kendisinde olsun. Tamam mı? Ama bu duygunun içinde şey vardır yani istersin. İstersin. Yani sen de seversin onu. Senin olsun istersin. Sadece indirimde diye ve sonra kullanırım ayağına. Hiç kullanmayacağım bir şeyi, normalde de sevmediğim bir şeyi almak. Ha bu baba başka bir boyut ya. Buyurun devam etsin. Abi duydun mu ya? Geçen bizim tayfa ofise kahve makinesi almış. Evet ya duymuştum. Nasılmış o alet? Abi latte'den americano'ya kadar yok yok her şeyi yapıyor alet. Bu aralar hem de %25 indirimdeymiş. İyi indirimli koparmışlar makineyi. Aa vay be. Hayırlı olsun. Abi Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Kahve makinesi ne yapacaksın sen? Kardeşim bir dur sakin ol. Sadece bakacaktım. Sadece bakacaktım. Abi sen kahve sevmezsin ki. Oğlum bu kadar olumsuz olma ya. Belki sevmenin vakti gelmiştir. Her şeye bir şans vermek lazım ya. Abi ben seni bildim bileli kahve sevmedim. Doğru diyorsun, doğru diyorsun ama bakalım 125 indirim neymiş yani? Neymiş ne değilmiş? Hem alalım ya sonra kullanırız. Allah Allah. Hakikaten lan 125 indirim neymiş? Buna bir bakayım ben. Yorumsuz. Yorumsuz. Ha bir de aldığı şey mutluluk kaynağıymış gibi satmaya çalışan insanlar var. Bak Sefa, bu insanı gördüğünde şunu zannedersin. Hani o insana biraz temkinli davran. Adam malını öyle bir satar ki zannedersin ki yani bu ürünün satış danışmanı. O malı sana aldırtmaya çalışıyor diye düşünürsün. Yani o kadar iyi pazarlıyor ki şunu aldım, şöyle iyiyim, böyle konforlu, uçulmuş gibi hissediyorum, aman şöyle. Bak bu tarz insanlar gördüğünüz bilmiyorum ama gerçekten çok iyiler ya. Buyurun efendim onlar da gelsin. Eski telefonumda mutsuzmuşum anlatabiliyor muyum? Onun yanında bir de kablosuz kulaklık aldım. Ya kanka o kadar iyi ki ya. Zaten saati anlatmıyorum bile. Kanka saat çok iyi. Nabzını ölçüyor ne kadar. Kanka 16 inç bir laptop buldum. Abi gerçekten benim için ne kadar faydalı ve yararlı olduğunu gördüm ya. Yani laptopla takılırken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmıyorsun ya. Touch bar'ı. Hani gerçekten başka şeylerden almadığım lezzeti bundan aldığımı fark ettim yani.
Tamam abi anladık ya. Allah Allah ne yapılmış? Yani bilemiyorum ya. Gerçekten bu insanlar bu şekilde mutlu olabiliyorlar mı? Çünkü bu insanların elde ettiğini elde edemeyip mutlu olan çok insan var. Mesela Afrika'daki insanlar. Baktığımızda hayat standartları bizimkiyle kıyaslandığında yani bırak iPhone'u adamların yiyecek yemeği yok. Ama dışarıdan bir göz gezdirdiğimizde o insanlar gayet mutlu ve eğleniyorlar yani. Bence onlardan ibret alınmalı. Mutluluğun bu tarz şeylerde olmadığının bariz bir göstergesiler yani. Onlarda hiçbir şey yok ama mutlular. Bizde her şey var ama mutsuzuz. Ki ben bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü bu tarz insan etrafımda çok. Yani bir insanın her şeyi vardır derler. Lan adamın her şeyi var dersin ya. Heh, ondan ama adamlar mutsuz abi. Çok garip abi. Mesela şundan da örnek verebiliriz. Steve Jobs'ı biliyorsunuz değil mi? Hani Apple'ın eski CEO'su olan. Son zamanlarında şöyle beyanda bulunuyor. İş hayatımda büyük başarılara ulaştım. Kimilerinin gözünde hayatım başarının timsali. Fakat işin dışında çok az neşem oldu benim. İşin sonunda zenginliğim ve alışmış olduğum hayatın bana getirdiği tek gerçeklik, ölümle yüzleştiğim şu anda yatağıma uzanıp hayatımı gözlerimde canlandırırken fark ettim ki gururlandığım şöhretim ve servetim ölümün karşısında ne kadar da manasızmış. Bu arada Sefa bazı yerlerde bu söz Steve Jobs'a ait olduğu söyleniyor. Bazı yerlerde ait olduğu söylenmiyor ama yani burada aslında biz konuya odaklanalım. Yani kıssadan hisse almaya çalışalım. Çünkü hakikaten söylenebilecek şeyler. Bir insan gerçekten hayatının son anlarında bunları düşünebilir ki yani ben olsam söylerdim. Çok anlamlı. Değil mi? Bazıları tam ölüm döşeğinde anlıyor mevzuyu. Bazıları da ölmeden önce anlıyor. Demiyor mu Kutlu Nebi? Ölmeden önce ölünüz diye. Yani bazıları herkesin ulaşmak istediği kulağının başına geçip etrafı şöyle bir bakıyor. Aradığı şey burada değil. Alttakilere adeta şunu diyor. Aradığınız şey burada değil. Eğer burada zannediyorsanız ben geldim ve baktım burada da değil. Mutluluk bu tarz şeylerle elde edilmiyor. Ama tabii anlayan. Şükretmek abi mesela. İnsan şükretmeyi bilmeli. Şükretmiyoruz. Kanaat etmiyoruz. Halbuki kanaat en büyük hazinedir. Tasavvufta rıza makamı vardır bilir misiniz? Kısaca bulunduğun durum ne olursa olsun o halinden razı olmaktır. Abi çok zor bir şey gerçekten. Kendim için düşünüyorum. Ulaşılması güç. Lakin bir ulaşırsan hani dünyayı meydan okuyabileceğin bir güç. Ama etrafımızda bizim bu rıza makamını ulaştırmayı engelleyecek birçok unsur var. Mesela televizyon. Televizyonlar gerçek olmayan yaşamları allayıp pullayıp satıyorlar. Bunun yanına sosyal medyayı da ekleyebiliriz. Hani klasik uç hayatları anlatan diziler var ya. Onları izleye izleye insan kendi hayatından, kendi yaşamından nefret eder ve isyan eder bir hale düşüyor. Abi koskoca Türkiye'de bu düşünceyi düşünen sadece ben değilim değil mi? Yani elinizi vicdanınıza koyun. Yani o dizileri izledikten sonra ulan keşke şöyle olsa, keşke böyle olsa diye insan triplere girmiyor. Ha mutlaka oluyordur yani. Keşke şöyle hayatım olsaydı. Keşke bunları yapabilseydim. Ulan ne hayatlar var be. Hiç bunları demiyorsunuz mu yani? Hiç. Ve bu görüşler arta arta aileler ve toplumsal hayat çöküşe doğru ilerliyor. Çünkü bu tarz hayatlar gerçeği yansıtmıyor. Japonya'da bilim insanları bir araştırma yapıyorlar. 2013 yılında yüzlerce çocuğun üzerinde bir deney yapıyorlar. Çok uzun süre televizyon izlemenin insan beyninin anatomisine zarar verdiği ve çocukların yeteneğinin azalttığını gözlemlemişler. Buradan da televizyon izlemenin çok uzun süre ne kadar zararlı olduğunu görüyoruz. Peki ne yapabiliriz bunun için? Mesela sosyal medya bu tarz durumların ana kaynağı. Tabii ki sosyal medyayı kullanmamazlık yapmayın ama sosyal medya tarafından da kullanılmayın. Orada şuursuzca haddinden fazla vakit geçirmeyin mesela. Bir şeye ne kadar fazla zaman ayırdığınız önemli değildir. Ne kadar fazla kaliteli ve verimli zaman ayırdığınız önemlidir. Minimalizmin de temel felsefesi bu zaten. Hani demiştik ya insanların bu tüketme alışkanlığı çığır açtı diye. Benim şahsi görüşüm şu yönde. Artık şekil ve madde gün geçtikçe insanların gündeminden yavaş yavaş uzaklaşacaklar. Sahi biz neden bu kadar şuursuzca hareket ediyoruz? Hatta şöyle diyecekler. فَاَيْنَ تَسْحَبُونَ Bu gidiş nereye? Ve insanlar bir anlam arayışından sonra özlerine dönmeye başlayacaklar. Var olmanın amacı nedir? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Gibi bir sorgu içerisine girecekler. Çünkü bu insanlar parayla aldıkları eşyalarla mutluluğun bedelini ödediklerini zannediyorlar. Ama aslında aldıkları şeyler birkaç fani eşyadan başka bir şey değildirler. Gerçekten şunu düşünmeni istiyorum. Sana verilen bu kadar istidat sadece maddi şeyler elde etmek için verilmiş olabilir mi? Bu mu yani amaç? 70 yıllık bir hayatımız var. Birkaç ev al. O da alabilirsen. Araba. Tamam. Eşya falan. Bu kadar. Çıkabilirsin. Bu mu? Bu kadar.
Gerçekten bunun için mi bu dünyadayız? Elde ettiğimiz nesnelerin bizi kontrol ettiği bir dünya. Şöyle düşün. Mesela öğretmen sana bir ödev verdi. Bir konuyu kapsamlı bir şekilde araştırmanı istedi. Ve seni de bir kütüphaneye yönlendirdi. Ve sen de kütüphaneye gittin. Araştırma yapman için gerekli olan kitapların bulunduğu rafa gitmen gerekirken farklı şeylerle uğraşsın. Mesela kantinde takılsın veya telefonunla zaman öldürsün. Ya da ilgilenmen gereken kitaplara değil de başka kitaplarla ilgilensin. Ya da girişteki holde takılsan. Ve bu sebepten dolayı da ödevi yapamasan. Ve ödev günün geldiğini farz edelim. Öğretmenin de ne yaptın bu ödevleri diye sorduğunda. Sen de öğretmenine. Öğretmenim ben kütüphaneye gitmiştim ama orada benim ilgimi çeken başka şeyler vardı. Bu sebepten dolayı da ödevimi yapamadım desen. Öğretmen sana ne der? Herhalde iyi şeyler demez değil mi? Dostum senin ödevin için faydalı olan kitapların bulunduğu rafa gitmen gerek. Öyle şunu elde etmeliyim, bunu almalıyım, şunu yapmalıyım derken doğru rafı kaçırıyorsun. Belki de hep doğru rafın yanından geçiyorsun ama bir türlü farkına varamıyorsun. Aldığın ve elde ettiğin şeyler arasında tıkanıp kalıyorsun. Bence seni amacından uzaklaştıran her şeyden uzaklaşman ve özüne dönmen gerek. Sahi biz ne için bu dünyadaydık? Üstad Bediüzzaman bu konu hakkında şöyle söyler. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Her şey vazifesini layığıyla yerine getirirken sen vazifeni yerine getiriyor muydun? Peki vazifeni bulman için sana yardımcı olayım. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Diyor Allah. Öyleyse bitirişi şöyle yapalım. Sefacığım ışığı kısar mısın? Yaşlandıkça ve ümit ediyorum akıllandıkça fark ediyorsunuz ki 300 dolarlık saat de 30 dolarlık saat de aynı zamanı gösteriyor. İç huzurun bu tarz şeylerle elde edilmediğini anlıyorsunuz. İster first class ister ekonomi uçun. Bilin ki o uçak düşerse siz de düşeceksiniz. Bundan sonraki hayatınızı daha anlamlı yaşamanız dileğiyle Allah'a emanet olun.